Türk kızları Kezban dersin, buna bakarsın. Güzel değil dersin, bunun hayranı olursun. Aman Türk kızlarıyla evlenilmez dersin, bunu bardan kaldırmaya çalışırsın. Ama mezarına kim gelir? Ahan da bu. Nevşin Mengü, kişiliğiyle alfa kadın, bakışlarıyla femme fatale, davranışlarıyla Zeyna, sanki haberci değil şoför Nebahat. Çoğumuz onu ilk olarak TRT'de gördü. Kedi gibi gözleri, başındaki örtüsü ve ses tonuyla Tahran'dan bildiren bir ajansın muhabiriydi. Ardından ana haberlerde görmeye başladık. Alışılmış haber dilindeki putları yıkıp farklı bir bakış açısı getirdi. Nevşin yeni ışık demekmiş. Ruhsuzlaşan, rengini kaybeden spikerler dünyasında bu kadın iyi geldi. Eski milletvekili kızıdır. Hayata 1-0 önde başlamıştı. TED Kolej'le, sonra Bilkent. Ama canlı yayın kimsenin network'üne bakmaz, izlenmez, sen silinirsin. Atarlı, elindeki kalemi tespih sallar gibi sallar. Yanında bir nargilesi eksik, malum Ankara bebesi. Hırçın, beğenmeyen gitsin göz süzen hanım kızı izlesinler. Onun karşısında durmak, onun konuğu olmak cesaret ister. Bununla kalmaz, beğenmedi mi hepten rezil eder. Sorduğu sorular genellikle böyle tepkili. Emre hazır değil herhalde. Hazır olunca haber verirseniz o zaman bağlanalım. Gözdoğan'a prim vermez. Her gün yürek yemiş gibi ekran karşısına çıkar, anlamak için çaba sarf edilmesi, kalori yakılması gereken cümleler kurar, sorular sorar. Siz vicdanınıza koyun, belki kızınız da var. 13 yaşında bir çocuğun öyle veya böyle birisinin koynuna sokulması normal mi? Seksist bir tavrı yok değildir. Ye kromozomsuz bir dünya, hakikaten her şey çok daha güzel olabilir. Bazen dili sürçer, güldürür. Çoklu organ yetmezliği yüzünden. Gülmenin bu kadar yakıştığı biri olarak az gülmesi ise güzel özelliğidir. Nevşin Mengü öyle bildiğin değil, bilmediğin kadındır. Birçok kişi tarafından snob, antipatik ve itici olarak görülür. Ama o kendine bakar, spor yapar, Iron Man'de koşar, sabah 5'te kalkar. Üzerine bir de vegan beslenir. Türk erkeği Kezban sevmez ama onun gibilerle de yapamaz. Aynı gün içinde farklı kanallarda ana haber sunarak tarihe geçmiştir. Amma da övmüşsünüz diyeceklere gelsin. Biz iki ünlü eleştirdik diye bir ton laf yerken, bu kadın haber bülteninde kovulur muyum demeden sorulması gerekeni sorabiliyorsa, öveceğiz tabii. Sözünden birinin abi olması bazen gerçekten kendisini itici kılıyor. Lazım abi işte. Baba abi bu kadar var ya abi. Güzel. Abi sokakta böyle girerim abi ya. Like'lamak Türkçe'ye girmeli, şarj değil şarj demeliyiz gibi saçma düşünceleri var. Bazen sanki sırf muhalif olmak için muhaliflik yapıyor. Haber sunarken bir gırtlağını temizlese rahatlayacakmış gibi bir ses tonu var. Ana haberi sohbet tadında sunarak o ciddi ve soğuk haberciliğe çağ atlattı. Tamam beyefendi, anladım beyefendi diye haber sunanların aksine benim görevim soru sormak diyerek doğruları ortaya çıkartmaya çalıştı. Sivri dili başına iş açsa da yapacağı birçok meslek var. Dolmuş şoförü de olur Nevşin'den, okey solonu sahibi de. Türk kızı Kezban'dır deyip beğenmeyenlere tokat gibi bir cevap heykeliğinde.